Filiz Hanım, size de sormak isterim. Yani hukukçu kimliğinizden dolayı kamusal hizmeti vatandaşların, yani her vatandaşın eşit şekilde alma hakkı yok mu? Anayasal bir hak değil mi? Gerçi anayasaya da uyulmuyor, hiçbir kurala da uyulmuyor ama biz yine de normalleştirmemek için bu soruyu sormuş olalım. Bu hak herkese eşit şekilde verilmek zorunda değil mi? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Elbette ki anayasada da düzenlenen ve aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, yani taraf olduğumuz bir sözleşmede de düzenlenen ve insanlık tarihinin erişebildiği en yüksek noktalar olan temel hakların korunmasına ilişkin yükümlülükler karşısında bu tür söylemleri kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Seçme ve seçilme bir temel haktır. Az önce onun için dedim, anayasada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınmıştır. Tüm kanunların üzerindedir, tüm mevzuatın üzerindedir bu temel haklar. Siz burada seçme ve seçilme hakkıyla ilgili hakkını kullanan seçmene manevi bir baskı yapmak suretiyle bu şekilde hakkı ihlal ediyorsunuz. Ve bunun da memleketteki yönetimin en tepesinde olan kişiden gelmesi de ayrıca demokraside ne kadar geriye gittiğimizin de bir göstergesidir. Hiçbir kabul edilebilir tarafı yoktur. Kamu hizmeti herkese eşit uygulanması gereken bir yükümlülüktür. İdarenin yükümlülüğüdür. Eşitsizlik, eşitlik de bir temel haktır. Dolayısıyla bu kamu hizmetinin verilişinde de eşitliğin gözetilmemesi demek, vatandaşın hakkının ihlali demektir.